Arkadaşlar hepinize merhaba, selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün olaylara bakacağız. Bakalım neler yaptılar, ne yapmışız. Sesler geliyor zaten. Bitbitilerimiz canlandılar. Gel. Arkadaşlar bugün bademin yavrularının bir tanesini tuttum, tutmaz olaydım. Allah'ım. Hışımı çıkarttı benim o derece. İki erkeğimiz maşallah. Şöyle bir fotoğraf alalım. Kar beyaz erkeklerimiz arkadaşlar. Hanımları yatıyorlar şu an kendileri. Şunlara bak, çirkinlere bak. Hanımları yatıyor arkadaşlar. Tek tabanca kaldılar. Aslında bizim hanım yatmıyor arkadaşlar. Bizim kızımız yatmamış. Şöyle yatmamış. Bakın şu an yatıyor değil mi? Dün 12 tane yumurta vardı. Bugün 13. İnşallah 16 yapar. Beta da 3. yumurtasını yaptı bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir maşallah alırım onlara. Havuzumuzu görüyorsunuz. Muhteşem bir havuz. Çizmeyle asla giremiyoruz. Oo, karşıdan geçen arabaya bak şimdi. Yaktı vallahi. Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Güzelmiş arabası maşallah. İnşallah isteyen, dileyen herkesin gönlüne göre Allah verir Allah'ım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın su ne kadar derin. Ne kadar güzel. Su tam yüzülecek hava var. Keşke yaz olsa. Vallahi tutamaz beni kimse. Arkadaşlar badem yavrularını gezmeye çıkarttı artık. Tam geziyorlar. Şöyle bir durum var. Fatma'yı kaybettik. Yani diğer küçük yavrumuz arkadaşlar, biliyorsunuz iki tanesi bir gün sonra çıktı. Bir tanesi ıslandı. Amerikan ördeğimizin altı, ikisi de ıslandı. Amerikan ördeğimizin altısına koyduk. Hayvan bir tanesini görmemiş herhalde sanırım. Yumurtayı çevireyim derken üstüne getirmiş yumurtayı. Ölmüş maalesef. Onu gömdük. Bir de arkadaşlar diğeri de zaten kuru, yarı kuru şekilde çıktı. Atladı odan aşağı. Badem buldu, bir şekilde buldu bademi. Yani badem gibi şu taraftalardı. O oradan buradan atladı. Koşa koşa gitti bademin yanına. Orada altına girdi. Bir şey yaptı. Kurulandı. Fatma yani. Onun ismi Fatma'ydı arkadaşlar. Niye Fatma koydum? Çünkü çok küçüklü bir Fatma tipi vardı onda. Bilmiyorum niye Fatma tipi vardı. Yani bilmiyorum. Fatma diyesim geldi ona. Dişiydi yani. Kesindi. Sanki böyle bir dişi tipi var. Bak yaramaz. Dişi tipi vardı yani. Ben de solucan toplamaya gittim bugün arkadaşlar. Yavrulara. Ben gittim geldim baktım Fatma ortada yok. Hepsi içerideler. Yani içeridelerdi. Hepsi böyle kümeslere annesinin altındaydı. Asil de onların yanındaydı. Maalesef ki Fatma yok, kayıp olmuş. Sanırım suda kapılıp gitmemiştir aslında da. Bilmiyorum artık ne oldu, tam bilmiyorum. Canı sağ olsun, bir şey olmaz, zaten bayağı küçüktü yani, bayağı uyuzdu arkadaşlar. Yüzemiyordu yani o derece. Ben öleceğini tahmin etmiştim. Aslında bu gece kümeste ölür diye düşünmüştüm. Ama şeyde kayboldu. Arkadaşlar asil dövüyor yavruları ama korumalık da yapıyor yani, bunu anladım. Yaban ördeği demek ki yavrularını öldürmüyormuş. Ya şöyle dövüyor, evet. Güzel de dövüyor. Ama birisi geldiği zaman, şunlardan bir tanesi geldiği zaman güzel de koruyor. Hatta arkadaşlar yavruda şöyle içeridelerdi ben geldiğimde. Çıkınca arkadaşlar badem çıktı. Asil burada bekliyor. Bademgil gitti böyle. Asil şurada, taşların şurada. Bir tane yavru içeride, onu bekledi. Bildiğin onu bekledi. Hatta kendi gagasıyla indirdi aşağı. Bademin yanına kadar götürdü. Orada da bir tane vurdu kendine. Yani o derece çok merhametli hayvanlar. Tamam dövüyor ama alışır bence zamanla. O da anlayacaktır zamanla. Görüyorsunuz hareketlerinden de anlayacağınız üzere. Yavrularımız dağıldılar her tarafa. Maymunlar ya. Çok güzel dalıp çıkıyorlar, çok. Bir dalıp çıkmaları var. Maşallah. Bak asil şey yapıyor, tersliyor arkadaşlar. Bak oyun. Sinek kovalıyorlar. Su üstünde sinekler var, onlardan kovalıyorlar biraz. Şunların tatlılığına bir maşallah alır mıyız aşağıya? İşte böyle durum. Daha demin bu badem arsızı hayvanları setten aşağı atlattı. Ya inanamadım, vallahi inanamadım. Ya yavruları da böyle deli olacağını bilmiyordum ben. Tabi annesinin suçu da. Arkadaşlar çok derin. Vallahi keşke burada takipçim olsaydı, kanıtlamak için buraya çağırırdım. Yani şu ben ayağımdaki çizmeyle giremem. O derece şey oldu. Dün yıkılmıştı burası. Tekrardan yaptım. Daha derin oldu bu sefer. Şöyle şuradan aşağı. Allah'tan bademde akıl var. Tamam mı? Buradan değil de şuradan atlatmış. Bakın. Bakayım neredeydi? Heh, burası.
buradan atlatıyor arkadaşlar. Buradan şu suyların oraya, şuralara bir yere atlatmış veya şu taş samanların üstüne, yani buradan atlamış. Buradan böyle ta kendini şurada buldum. Bakın şurada buldum. Ya baktım Asil burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Asil dedim oradaysa badem kesin aşağıda, yavrular yok dedim. Bir baktım arkasında yavrular da gidiyor. Bir andan şöyle sevindim. Alışmışlar yani artık, inşallah Allah korusun gene söyleyeyim, ölme tehlikelerini atlatmışlar. Bakın bakın bakın, karşıdan karşıya geçiyorlar şu an. Bit bitilerim benim. Annesi alıp götürüyor, ben de bunları takip edeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Ya biliyorum kamera çok bulanık çekiyor. Cidden yapacağım hiçbir şey yok bununla ilgili. Annemin telefonunu alıyorum. Annemin telefonunu kaydetmiyor. Arkadaşımınki de kafayı yedi. Baksanıza yayılmaya başladılar yani. Bayağı yayılıyorlar artık. Asilimiz burada. Arada sırada yanlarına gidiyor. Aslında bademin yanına gidiyor. Yavruların umurunda bile değil. Ya bakın su derinliğini size şöyle kanıtlayabilirim. Önceden su şuradan geçiyordu. İçinden geçiyordu yani, şu köklerin altından geçiyordu. Şu an su ise burada. Bakın su ta buradan geliyor. Ya bu çok iyi oldu. Otları daha çok yeşertir bu. Yani şey, otlara daha çok gider ve daha çok ot olur. Badem de bol bol yavrularına yedirir. Şimdi gidelim bakalım arkalarından nereye kadar gidecekler, ne yapacaklar. Yavrular ilk defa yukarı çıkıyor, ne söyleyeyim. Şu ne, manolyanın içine kadar giriyorlar. Şey, manolya demişim. Zakkumun içine kadar geldiler daha. Ama öteye gitmediler. Bakalım Asil'le biz şimdi arkadan kurtarma timi olarak yanlarına gideceğiz. Aha düşüyordum, ölüyordum az daha. İçinden bir video çekmek geldi. Aslında çekmeyecektim. Daha Beta'nın sesini yayınlayacaktım bugün. Dedim hazır yavrular dışarıdayken çekeyim ben de bir video. Bakın şimdi geçebileceklerim çok merak ediyorum. Maşallah maşallah maşallah. Ya öğrenmişler yüzmeyi ya. Öğrenmişler öğrenmişler yüzmeyi. Şu çalı pisliklere bak ya. Görüyorsunuz insanların hepsini, görüyorsunuz işte. Yiyip içip doğayı kirletiyorlar böyle. Nefret ediyorum insanlardan. Yalan yok. Cidden yani hala anlıyorsunuzdur umarım beni. Neden hayvanlarla bu kadar çok ilgilendiğimi. Anlamadım. Bunun mu? Bilmiyorum nereden kapatılacağını. Bademi takip edeceğim de. Bakalım ne, Fatma'yı kaybetmiş. Fatma. Kaybolmuş işte. O bir tane vardı ya, o ölenin arkada kardeşi. Bir gün sonra çıkanlar minik minik. İşte uyuzdu zaten, yüzemiyordu. Onu da kaybetmiş bir tarafta. Benim şüphelendiğim ördekler yedi. Kesin Amerikanlar yedi vallahi. Çok arsız onlar, çok. Badem bu kadar uzaklara gidiyorsun da demin de setten aşağı atlatmış. Akıllı badem arkadaş, işte bak. Akıl konusunda gerileme var onda. Daha demin bir araba gitti, cillopti cillop. Evet video çekiyorum şu an. Bir işten aşağı düşse ölür. Bir de düşüyormuş hep. Allah'ım kalp krizi geçiririm. Yok yok, ben fotoğraf çekmek için şey yapıyorum da. Hah çektim. Ya bit bitiler ya. Kızım oraya fazla gitme bak. Yabancı yabancı insanlar var. Sizi tutarlar sonra. Sizi şimdi nasıl çıkartacağım ben oradan? Setten aşağı atlayan oradan da iner vallahi. Al. Al size yavrular. Bakın şimdi tren konvoyu. Allah'ım inşallah bir şey olmaz. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Aferin aferin aferin. Hadi yavaş yavaş. Şıvay şıvay inin. Oradan atlama badem sen. Neyse atla sen aşağı. Aha düştü. Bit bit bit. Bok torbalı. Orası çok derin. Oraya aşağı inemem. Yok. Aha bunlar şuradan geçemezler. Şuradan kapılırlar ha. Evet kapılacaklar zaten. Badem insan gibi geç tamam mı karşıya? Hayır. Gidiyor. Geçtiler lan. Vallahi geçtiler. Helal olsun. Bu ördekler kurtarmış kendilerini. Tamam. Artık adam oldular. Hadi sıra siz. Ne?
Evet. Şu an beni böyle tabletle video çektiğimi görseler görgüsüz derler. Arkadaşlar bir kere geçen hafta okuldan geliyoruz. Tablet çantamda ben bir uygulama var. Telegram biliyorsunuz. Okul grubu için onu indirdim. Burada da çekmediği için hat. Mecburen okula götürmek zorunda kaldım. Tam serviste geliyoruz. Annem beni aradı arkadaşlar. Ben kocaman tableti telefon gibi kullandım. Tüm servis birden çatladı gülmekten. İsmim görgüsüz de çıktı. Allah rızası için biri bana telefon gönderse. Görgüsüz olmak istemiyorum. Asıl nerede? İnşallah. Yok, bakın burası bizim masalık yerimiz. Buraya ben masa atacağım. Rakı içeceğiz, rakı içeceğiz burada. Fatma'yı kaybetti badem ya. Pis badem. Neyse 9 yavrumuz kaldı. İnşallah bunlar sağ salim büyür de. Ne? Ne? Ay gitti abi. Yok yok gitmez gitmez akıllı. Onun ismi Ali. Hepsinin ismini bir şeyler koydum da hiçbirini de hatırlamıyorum. Keşke 3 tane olsalardı. Rafadan lap çubuk. Aha gitti. Aha gitti gitmedi. Aha yaşıyor hala. Ben oraya kadar gidemem. Arkadaşlar bakın kenarından gidiyorum. Çizmenin neresine geldi su? Hayır hayır hayır. Şşt, lan. Aha battım. Aha battım. Şşt, şşt, şşt. Bak bak kenarındayım sadece. Ya sus sus kenarındayım bakın arkadaşlar. Burası bu kadar derin. Aha. Hayır. Bak bak bak. Al. Aha gittim. Şurası var ya bak burası hiç derin değil zaten. Yok. Ölürüm. Yazın gel. Yazın bak sen. Kurbağa gibi geçeceğim. Hayır. Hayır geçme. Kardeşim şu an burada dileniyor arkadaşlar. Karşıya geçmek için. Tabii iyi niyetli bir abi olarak hayır diyorum. Ben burada taşlar vardı. Vahşi gibi çıkarttım hepsini. Burada 5 tane taş vardı. İkisini çıkarttım. Şurada da bir tane vardı. Heh. Yani bugünkü konumuz buydu. Fatma'yı kaybettik. Şimdi herkes başlığa yazacağım ama Fatma'yı kaybettik diye. Şimdi herkes diyecek ya Fatma ne? Kim? Fatma nerede? Ne için? Kim? Ne zaman? Fatma ördeğimiz. O benim ördeğim kesin. O muzur benim şu. Ya bana öyle geldi bilmiyorum. Kalk bakayım ayağı hangisi benim? Tamam kalkma tamam. Çirkinliğine bak ya bembeyazlar ya. Hanginiz benimsiniz? Şunun kuyruğu daha düz. Sanki şu benimki ya. Evet o benimkiymiş. Ayağında şey var halka var. O benim ördeğim. Nasıl tanıyorum? Ay kusura bakmayın. Yanlış da çektim. Arkadaşımın ördeği az ufak benimkine göre. Ve de tüyleri biraz kısa gibi. Yani bak şunun tüyleri daha düzenli. Onun kuyruğu sanki biraz daha kısa ve düzensiz gibi. Bir dakika orada bir şeyler oluyor. Vik 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 vik. Badem. 369 tamam. Sayım yapıyorum 369 diye numara vereceğim az kaldı. İnşallah Amerikan ördeğimiz de şöyle 15-16 tane 15-16 tane yavru yapar da yumurta. Güzel olur ya. Onun azdı biraz. 12 oldu, 13 oldu da. Aha onlar oradan nasıl çıksın badem? Ha badem. Bak 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 maşallah bak. Çıkıyorlarmış. Ya inşallah Fatma'yı da buluruz ya. Öldü mü acaba bilmiyorum ki. Ya şöyle bir düşünce baktıkça azalıyorlar cidden. Bana bunu herkes söylüyor. Bakma diyor. Fazla üstlerine durma diyor. Baktıkça azalır diyorlar. Vallahi haklılar. Ölen ölür kalan kalır diyorlar. Ona da haklılar. Vallahi ustalar biliyor işi. Buradan Alperen Tosun'a sesleniyorum. Kazlar ne durumda? Alperen Tosun. Geleceğin kaz üretimcisi. Kendisi yerli kaz çapında. Güzel bir kazlara sahipler. Asil ve isimsizler takımı. Hoşuma gidiyor ya Asil. Onun da kazın ismi Asil. Hoşuma gidiyor. Güzel kaz. Alperen ördek kazlarda yavrulara baba anne bakıyor değil mi? Yani buradaki Asil gibi vurmuyor yani değil mi? Onu söyler misin alta yoruma bize güzel bilgilendirme yaparsan hoşuma gider yani iyi olur. Ben de bilmiyorum.
Şimdi arkadaşlar yerli kaz alacağız. Bu kesinleşti. Bugün babamı ikna ettim. Sanırım köpek de alabiliriz. Çünkü bir arkadaşı geldi. Burada bir kasap. Kendisi aynı zamanda bir avcı. Dedi köpeksiz ördek beslenmez dedi. Vallahi haklı yani. Tavşanların son durumunu biliyorsunuz neler olduğunu. Haklı yani. Babama da söyledim. Babam sesini çıkartmadı ama bilmiyorum bakalım ne yapacak ne diyecek. Ya inşallah almama izin verir. Köpek de alırız. Kaz da alırız. Birisi bana yazmıştı Facebook'ta, birisi Sakarca besliyor. Haziran gibi dedi ara konuşalım yani şey yapalım dedi, anlaşalım dedi. Sakarcayı da çok istiyorum. Yani ben hayvan kaz ördek türünü çoğaltacağım bu kesin. Ben dayanamam yoksa. Hep aynı hayvanlar, hep aynı hayvanlar. Bakalım Bayram abiden çamurcunu alabilecek miyiz? İnşallah alırız. Şimdi şöyle bir şey, eğer şimdi hediye etme gibi bir durumu olursa, eğer o zamana kadar da benim Amerikan ördeklerim çıkmış olursa arkadaşlar, sözüm var zaten ona. Bir çift götüreceğim onu, Amerikan ördeği. Onda yokmuş yani, çevresinde varmış ama kendinde yokmuş. Ben de kendinde bulunsun babında. Dedim şey yapayım, götüreyim kendisine bir çift. Belki Mayıs'a kadar çıkar mı acaba? Biz Mart, Nisan, Mayıs. 2 ay var ve kocaman kocaman olurlar belki o zamana kadar. O zamana kadar bir şey yapabilirsem, çıkartırsam yavrular arkadaşlar. Götürürüm kendisine bir dişi bir erkek. Bakarsınız o da bana çamurcun verir, bir dişi bir erkek. Eğer hediye babında verirse biriktirdiğim parayla çok şey yapmayı düşünüyorum ya. Aklımda var yani öyle şeyler. Eğer yok parayla verirse canı sağ olsun, ki ben buna bir şey demiyorum zaten, çamurcun değerli bir hayvan benim için, benim gözümde. Tatlıdır, küçük küçük küçük. Minik minikler. Bir arkadaş demişti çamurcunun eti tatlıdır diye. Şöyle tatlı demiş arkadaşlar, köpek falan. Bayağı küçüklermiş çünkü bu çamurcunları, hiç görmedim, bilmiyorum. Yani şu yeşil baştan daha ne kadar küçük olabilirler onu da bilmiyorum. Yani daha önce içinizde çamurcun besleyen varsa bir yorum alta alabilirim alta. Alttan da bir abone olursanız da çok seviniriz. Neyse bunlar yayla dursun da ben şuraya, şu tarafa gideceğim. Havuz, benim havuzum müthiş oldu ya. Havuza bayılıyorum. Geçen gün müydü acaba? Bundan iki önceki video arkadaşlar. 4 GB'lık video, 26 dakikalık videom olan. Ya gece 1'de koydum. Yani tam sabahına akşam saat 8-9 gibi yayına girdi. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bilseydim akşam 8-9'da koyardım da. Sabah 1'de yani girerdi. Tabii işte böyle bir şeyler oldu. Hiç daha önce bu kadar uzun video atmış mıydım bilmiyorum. En fazla 20 dakikalıktı herhalde attığım videoların. Çoğu. Bu kaç dakika oldu? 17-18 dakika olmuş bu da. Şöyle bademgil artık yuvayı pisletmiyorlar. Şuradan şu fıstıkları da gösterelim. Yeni Zelanda tavşanlarımız. İnşallah üretim yapacağız bunlardan da. Ben arkadaşıma olabildiğince destek vereceğim. İnşallah güzel bir üretim yaparsak. Aha arkadaşlar, ben buraya çamurcunların yuvasını koymayı düşünüyorum. Eğer yaparsam, çamurcun alırsam ya çamurcunları koyarım buraya. Ya da çamurcunlar alfa şey... Aynen, alfa gille de kalabilirler. Çünkü ufaklarmış zaten. O folluğun üstüne bir tane daha folluk yaparım, küçük bir şey. Onun içine yumurtlar. Tabii üretimini bilmiyorum kolay mı zor mu ama. O da onun içine yumurtlar. Orada gül gibi geçinirler işte. Bakalım. Bakalım 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 neredeler. Asil yapma oğlum, yapma. Bak 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 bak. Onu şey yavrular arkadaşlar, bademin yanından ayırmaya çalışıyor. Aslında amacı öldürmek değil. Bademin yanından ayırmaya çalışıyor ki badem onlara ilgisi azalsın ki. Aa, kendi fotoğraf çekeceğim, çekemiyorum. Onlara ilgisi azalsın ki badem kendisiyle eşleşsin. Bugün üstüne çıktı bademin. Badem kaçtı altından yani, o isteksiz yani badem artık. Ama şu an yavrularını alsam bir daha yumurtlar. Bilmiyorum sizce yapayım mı yapmayayım mı böyle bir şey. Daha demin geldi bir abi, dedim işte köpek besle diyen. Buradaydı kendisi. Şurada yoldan geçerken görmüş bunları. Yabanilerin dedi kime ait, dedim bana ait. Babamın da arkadaş çıktı adam. O dedi işte onunla konuştuk. Ben ne anlatıyordum ya. Ben... Unuttum arkadaşlar, ben Alzheimer'ım herhalde. O da avcıymış zaten de.
O da kazcı yani, öyle söyleyeyim size. O da kazları çok seviyormuş. Ha, o geldi sordu. Tamam, şimdi aklıma geldi. Yavrular istedi de. Ben dedim tane 25. Adam dedi fazla istedim. Dedim abi dedim. Maalesef dedim, yani şeyler bu. Adam bana diyor ki arkadaşlar, benim bilmediğimi zannediyor tabii. Tabii ben açık gözlü bir insan olaraktan. Anaçların diyor tanesi 50 lira diyor. Dedim bana göster, ben gidim alayım hemen. Sonra işte gitti. Adam arkasına bakmadan gitti. Bakalım ya, kısmet belki alır. Ona belki 20'den sayarız. Bir şey olmaz. İşte satarsam bilmiyorum, eğer hepsi giderse belki birden bir tane daha yatırabilirim bademe. Yavruların da bilmiyorum nasıl çıkacak. Eğer asil gibi çıkarlarsa istemiyorum. Ben klasik renk istiyorum yani, koyu renk falan nadirliği asıl yani artık umurumda değil yani. Umurumda değil derken klasik şey, Atasoy'u ben pek beğenmedim. Şöyle benim amacım renk olduğu için, o neydi? Çok güzel bir şeydi o. Tuhaf bir kuştu arkadaşlar, anlamadım neydi o. Benim için arkadaşlar renk önemli, ses değil. Şimdi çoğu avcı insan ses için alır. Şimdi mesela adam gelse dese ki neden 25? Ben arkadaşlar bayağı bir şey sayarım. Birincisi arkadaşlar, bu yavrular alfa erkeğin yavrusu. Yani alfa erkek ne demek? Size daha önce açıkladım bilmiyorum ama alfa erkeğin gagası yukarı doğru olur. Yani alfalık simgesi vardır, mührü vardır. İkincisi, bademin sesini biliyorsunuz zaten, anlatmaya gerek yok. Ses tam bir ses ördeği yani. Dolhan olabilir cins, bilmiyorum tabii ki de. Tuhaf bir şey. Bayağı bir ötüyor yani, bağırıyor kendisi. Ya bunu hayvanın rengi belirlemez aslında. Renk önemli değildir avcılar için de. Adam hoşuna gitti tabii renkleri. Kendi klasik renkli varmış bir çift de, bunlar hoşuna gitmiş. Biliyorsa şey, o kendi aklından diyor ki herhalde bu bilmiyor, ben diyor şey yaparım. Dedim hayır maalesef. Sakın arkadaşlar beslediğiniz hayvanın değerinin altında fiyata vermeyin. Değerinin çok çok üstünde vermeyin. Değeri neyse odur hayvanın fiyatı. Şu hayvan 150, 100 liradır. Nerede o? Şu hayvan 100 lira. Elim nerede? Hayvan nerede? Badem 100 lira. Yavrular 25'er liradan. Bu. Şimdi benim de kümes yaptım. Bakın bunların kümesi 250 lira tuttu, demir kümes. Benim bunları yavrulardan çıkartmam lazım yani paramı. En az yani 25'ten satsam bile 10 yavru olsa anca 250 ediyor ama 10 yavru bile değil. Düşünün. Ya işte böyle durum. Evet, gene videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Abone olursanız da çok sevinirim. Şöyle geçemiyorum da karşıya. Yani şurası bayağı bir derin. Gittiler vallahi. Anlatacaklarımız bu kadardı. İşte Fatma'yı kaybettik. Köpek mevzusu falan da filandı. Ben bayağı bir şey yapacağız da. Erken bulabilirsem ne kadar erken o kadar iyi. Dün gene bir saldırıya uğradık. Bir dakika durun, videoyu bitirmeyeceğim hemen. Bir dakika, şimdi aklıma geldi. Dün gene bir saldırıya uğradık arkadaşlar. Ya bu tavşan olayının sorumlusunun köpekler olduğunu öğrendim artık. Ya kesin aynı köpeklerdir. Dün arkadaşlar gelmişler. Benim ekmek teknemi devirmişler. İçinde kırık ekmek kalmayacak kadar hepsini bitirmişler. O ekmek teknesi ağzına kadar doluydu. Ya düşünün. Hayvanlar aç. Sokak hayvanları. Ya ben mecburen herhalde barınakları arayacağım. Toplasınlar artık. Götürsünler yani. Nereye götürecekler bilmiyorum ama götürsünler. Görüyorsunuz tavşanlarımız gitti. Bunun bize zararını kimse vermeyecek. Kimse ödetmeyecek. Ödemeyecek de. Ama ben ararım illaki. Çünkü bu benim hakkım. Hayvanlarım zarar gördü. Keşke olaya ait bir fotoğrafım olsaydı göstermek amacıyla. Ve tabii izlerimiz var. Bakın burada. Bakın bunları böyle parçalamış. Bakın şuraya dişlerini geçirmiş. Bir şeyler yapmış. Şurayı çizmiş. Yani örselenme izleri falan. Bakın şurayı mahvetmiş zaten. Şunu görüyorsunuz, mahvetmiş şunu, şuralarını. Heh, bunun böyle olması gerekiyordu. Artık yamula yamula. Poşetin zaten hışı çıkmış. Şu kenarlarını görebiliyorsunuz. Ne bileyim yani ya. Bakın çıtayı bile çatlatmışlar. Çıta çatlamış ya. Yuh. Ya işte ne diyelim. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 500 abone, 400'e geçtik. Birazcık abone sayımız yavaşladı sanki. 400'e takılı kaldık arkadaşlar. Akrabalarınıza, çoluk çocuk, eş dost hepsine duyurursanız arkadaşlar çok memnun kalırım. Ya tamam, çekiliş yapacağım diyorum ama ya elinden gelirse vallahi yapacağım yani. Gözümden çıkmış durumda şu an. O da benim hayvanlarımın bir sadakası olarak ihtiyacı olan bir kişiye, herhalde bir küçük bir bireye gitmesini istiyorum. Küçükten kastım böyle benim gibi yeni başlayan birisine gitmesini isterim. Neden? Yani ya büyük her imkanla alabilir. Küçük ama buna şey yoktur. Biliyorsunuz benim hangi durumlardan, ne durumlardan geçtiğimi. Yeni başlayacakları teşvik etmek daha iyi olur bence. Böyle diyeyim size. Birazcık laf uzattım, başınızı ağrıttım, kusura bakmayın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız tekrardan çok seviniriz. İyi günler.